Ya başlamadan söylemek istiyorum, sizce çok küçük bir ara sıcak için yetersiz değil mi? Yani çok sade, yanında bir sos ederim. Ya da bir yoğurtlu salata gibi bir şey, bir yanında kurtarıcı bir şey olabilirdi. Evet, çok sade. Yani bir şelale göremedik. Ve aynen. Neye benziyor? Bence enginar. Bence enginar ovası deseniz daha doğru. Biz dedim yani isim olarak farklılık katmak istedim. Enginar ovası deseniz daha doğru. Bezelyesi yani yok sadece. Sadece bezelye. Ben bezelyesiz yapıyorum. Bezelye de mevsiminde değil zaten. Hepsi el emeğim. Kendim haşladım. Hazır bir ürün kullanmadım hiçbir zaman. O yüzden... Hazır garnitür değil yani değil hazır mi? Hazır garnitür değil. Süper. Enginarı da ben haşladım. Hazır değil. Şimdi hepsini tek tek haşladınız. Emeğim diyorsunuz ama normalinde zaten haşlanması lazım. Hazır ürün gelseydi ben bunu kabul etmezdim. Tamam. Bezelyeyi şu anda kabul etmiyorsunuz şöyle, gibi duruyor. Bezelyeyi de şöyle. Mevsiminde evet değiliz. Ama donuk alıp haşlayıp koyabilirdiniz. Tercih etmedim. Çünkü ama istemedim. Beklerdim. Ve ben sürekli bu şekilde yapıyorum. Doğrudur ama ben beklerdim. Çünkü benim yaptığım ve gördüğüm hangi restorana gidersen gideyim ara sıcak olarak karşıma bezelyeli bu şekilde geliyor ve şelale olarak değil. Onlar restoran. Zeytinyağlı enginar veya portakallı zeytinyağlı diye portakal limon katılarak. Evet. Yani o tarzda tattığım için hani bu şelaleden beklentim çok yüksekti. Şöyle düşündüm. Siz restorana göre zaten yorum yapıyorsunuz. Bunun ismini ben koydum. Ama siz yani kendi... benim menüm bu. Tamam, kendi menünüzü yaratmışsınız ama menünüzün altı dolu değil. İsmine gayet uygun dolu, değil. Gayet dolu, üstü de dolu, maalesef. Altı da dolu. Benim beklentimi karşılamadı. Benim beklentim şöyle, içerisinde kızarmış sebzeler, beşamel sos ya da yine kızarmış sebzeler, domates sos gibi o akıyor. Ben o tarzda bir şey bekledim. Ben kızartması yapmak istemedim, haşlama yapmak istedim. O şekilde de sunduk. Ama işte beklentimizi karşılamadı maalesef. Afiyet olsun. Bence de yani çok... Menüye uyumlu, yalnızca uyumlu olmadı. Ben şelale bekledim açık açık. Menüsü zaten gördüğümde şelaleyi nasıl yaratacağınızı zaten ki. Merak ettim de baştan. Dedim ki yani şelale kesinlikle uydurmuş diyerekten zaten o zaman da söyledim. Kesinlikle uydurmuş bir şey. Zeytinyağlı enginar geleceğini daha o zaman söyledim. Ben uydurdum ismi de... zaten. Bunu anlamışsınız. Ya, onu anladık ama sevindim. Şimdi beklenti ama öyle bir şey yazınca beklentide onu bir ekliyorsunuz. Evet. Hani böyle evet Filiz Hanım dediği gibi işte böyle kenarlarından belki soslar akacak tarzında bekliyorum. Zaten var, zeytinyağlı soslar akıyor. Gözükmüyor mu? Daha ne kadar sulu olabilir? Yok, o şelali değil işte. Biraz daha kurumuş ne? Nehir gibi. Yok, şey kurumuş yani, değil nehir, yani. İşte şey, hani, neresi kurumuş? Kabuk mu bağlamış? Evet, şeyleri, garnitürleri kendiniz haşlamışsınız. Çok zorlanmışsınızdır. Çünkü havuç ve patates var eminim. Ama çok bekledim onları almıştım. Sonuçta diğer yemekleri yaparken de. Onu beklerken yani yana da bilir o. Ezile de bilir. Ne ezilebilir? Çok kaynamaktan. Haşlarken yanmaz da biraz fazla haşlamışsınız. Evet, evet. Biraz patates fazla haşlanmış havuç, ama ezilmiyor sonuçta. Patates ve havuç biraz fazla haşlanmış. Bir de tuzunu bir tık fazla buldum ben. Gerçekten. Patates ve havucun enginarda bir sıkıntı yok. Ben enginarın bir şeyini beğendim ama. Tuz konuda, tuz yani, konusunda biraz... ciddi misiniz? Ya bana tuzu geldi, benim ağzım. Çünkü yani tuz yok, az tuz yani. Ben ekleyin diye az attım. Ben nasıl tuzlu geldi anlamıyorum şu an size. Şöyle, bir Yusuf bir tamamlasın istiyorum, tamam, pardon. Peki. Enginarın pişmesi nasıl? Enginarın pişmesi, ya buradan da görürseniz anlarsınız, şu kahve biraz koyuluk var. Üstte kararmış biraz, mı? Yok, sertlik var, orası pişmemiş. Hmm. Ya yani tam haşlanmamış. Hmm. Biraz daha haşlanması lazım. Bir 5 dakikaya daha ihtiyacı vardı. O zaman da ezilir vardı. Gider. Ben şunu da söyleyebilir miyim? Ezilirdim. Pardon, bölüyorum. Sanmıyorum ama. Ezilmez de. Enginarı ben de çok severim. Bizim yörelerde de çok yenir. Ben de yenir. Çok severim. Çok sık da dolabım doludur yani şey enginarda. Karaciğerde besliyor. Öyle de mesaj vereyim. Kesinlikle karaciğer, herkesin enginar yemesi lazım. Kesinlikle karaciğer için yenmesi lazım. Şimdi bezelye çok önemli bu yemekte. Bezelye ve dereotu. Ya orijinal reçetesinde bezelye, yani, bezelye vardı zaten. Tabii. Ve dereotunu çok az koymuşsunuz. Hani doğramamışsınız zaten. Sonra bir şey üstüne koymuşsunuz. Ya da çiğden de olabilirdi. Süs gibi koymuşsunuz. Dereotu çok önemli. Gerçekten iyi lezzet veriyor. Ben çok az buldum. Yani bakın bende yok. Ben dereotun yani. İçinde ben sevmiyorum. Baktım, çok karışık geliyor bana. Bakın sevmeniz önemli değil. Ama bir yemeği yani kendi yorumunuzu katmışsınız o zaman. Evet. Ya ben zaten fix bir tamam. Menü yapmak istemedim. Kendi yorumumu katıyorum. İsimden de anlaşılacağı gibi. Bir yemeğin sucuklu yumurta yapıyorsunuz. Sucuk değil mi? Sucuklu yumurta ana malzemesi. Salam, sosis koymuyorsunuz yani. O zaman sucuklu yumurta olmuyor.
O zaman ama sosis onlar yumurta yani oluyor. Sucuk yani sucuk zaten, adı sucuk. Ben kendi yumurta kattım, dereotu koymayayım. İşte bezelye de koy. O zaman bu yani enginar yemeği olmuyor. Enginarı kullanmışsınız. O zaman yöresel yazalım, işte ne bileyim Antalya enginarı yazalım. Demişsiniz. Yani öyle derdim. Çok ben, komik yani yorumlar yapıyorsunuz. Çünkü yani ben ismini bunu farklı yazabilirim. İlla enginar yemeği demem gerekmiyor buna. Yani zeytinyağlı enginar yazabilirsin. Sadece efendim şelale olduğu için bizde bir... O zaman da ismi çok basit olacaktı. Bizde tercih etmedim. İşte ismini normal şartlarda biz veremiyoruz. İsmini yazınca basit olacaktı. Evet yani ben ismini de havalı olmasını istedim kendim. Bence siz yemekleri şimdi kıskandınız. Siz çok havalı bir beni de kıskandınız. Bakın. O yüzden şöyle siz böyle bir yorum yapıyorsunuz. Bunun bakın, neresini kıskandık hani yani yemeğin? Gayet güzel bir nimet bunun. Neresi kıskanabilirsiniz? Yani tamam güzel okay, nimet. Ben kıskanılacak bir enginar yaptım. Nimet. Evet. Ama hani burada şöyle söyleyeyim. Patatesleri belki pancar suyunda kırmızı bir şekilde haşlamış olsaydınız, biraz renk katmış olsaydınız, hani patatesin renginin dışına çıkıp derdim ki evet farklı bir şey yapmış, evet kıskandım diyebilirdim belki. Ama kıskanacak bir şey yok ki. Normal standartta bezelye eklememişsiniz, haşlamışsınız, önümüze getirmişsiniz. Yani bu bir de kendi yorumumu kattım diyorsunuz ama yorum göremiyorum. Bir yorum yok. Yorum yok. Enginar haşlarken böyle yorum biraz portakal suyu, portakal sıkıp biraz limonla lezzetlendirebilirdiniz. Evet. Enginar haşlarken. Zaten limon koydum. Ekşisi yok. Ekşisi yok. Ekşisi. Biraz daha limon isterdi. Evet. Ekşisi yok. Ekstradan getirebilirim limon ama. Teşekkür ederim. Yani. Portakal suyu mu dedim? Portakal suyu. Yemediniz ki yani. Yemediğiniz halde yorum yapıyorsunuz, anlamıyorum yani ben bunu. Yani bakın tattım. Bayağı bir parça aldım. Nasıl buldum? Şöyle söyleyeyim, evet üst taban iç kısmı hafif diri kalmış. Alt taban evet güzel, bir 5 dakika daha arkadaşımızın dediği gibi haşlanabilirdi. Patates ve havuçlar gayet iyi haşlanmış. Ekşisi yok, ekşisini bulamadım. Yani damağım o ekşiyi alamadı. Sanırım limon kullanmışsınız, portakal zaten tadı hiç almadım. Portakal koymadım. Evet, tuzu bir tık fazla bana da geldi. Tuz ay, koymadım diyorsunuz ya. Ama. Almadım tuzu. Ya yani çünkü gerçekten tuzu değil ya. Bir tık fazla. Ekşisi alsa katılıyorum ama tuzu normal bence. Evet, beyefendi pişmemiş diyor, pişmemiş diyor. Tuzu yok diyor, tuzu yok diyor. Yani bilen birisi yorum... konuşuyor, siz de ona eşlik ediyorsunuz. Kendi bilen biri değil, bakın bence. Ekşisi, ben kendi yorumlarımı konuşuyorum. En başından beri de kendi yorumumu yapıyorum. Beyefendi ilk söz aldığı için söyledi ki zaten benim de söyleyeceğim sözleri söyledi. Dolayısıyla beyefendi kendi yorumunu damak tadına göre yorumladı. Ben de aynı, ki benim damak tadım aldığım için ben de aynısını söylüyorum. Peşinden söyledim diye beyefendinin yorumunu alarak copy paste yaparak size söylüyor olmuyorum yani. Şu an yeniden tattım siz maalesef. Onu söyledikten sonra pişmemiş. Ağzımda dağılıyor, daha ne kadar pişirdim. Herkesin damak tadı farklı. Damak tadıyla alakası yok. Yanım. Pişme derecesinden bakın, bahsediyorum. Üst kısmı, ben de alt kısmı evet güzel. Alt kısım güzel, üst kısmı, iç kısmı. Bir tık bir 5 dakika daha bol suda beklettim yani. Altı ezilirdi o zaman.